Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Masal Bölüm 39. Ben Huriye'nin daha 14 yaşındayken koynuna girdiği adamım. Ama siz derken Ece gözlerini açmıştı kocaman. Ben yaşlıyım. 45 yaşındaydım. Çiftliğimin kahyasının kızıydı Huriye. İçkiyle aram iyiydi o yıllar. Bakma, o gün tövbe ettim. Ama az buzlu içmezdim hani. Derin bir nefes aldığında yüzünden utancı belli oluyordu adamın. Eşim kızımı da alıp oğlumun düğün hazırlıkları için ayrılmıştı çiftlikten. Sabah uyandığımda beni baştan çıkarmaya çalıştığını fark ettiğim, kızımdan daha büyük kızın koynumda yattığını fark ettim. Aklım başıma geldiğinde gece olanlar taptaze aklımdaydı. Bu bir rezaletti. Ama olan olmuştu. Yapacak bir şey yoktu. Uyandığında oradan alıp başka bir şehre götürdüm. Eşim ve çocuklarıma bunları açıklayamazdım. Babası ve annesi verdiğim parayı seve seve kabul etmişti. Belki onlar da bu işin içindeydi. Aklı havadaydı Huriye'nin. Artist olacaktı. Allah biliyor o gece son olmuştu. Ona bir daha elimi sürmedim. Ama bir süre sonra babası aradı pişkin pişkin. Kızım hamile dedi. Belalar bitmiyordu ki. Sanmışlar ki aldır derim. Ben yapmam öyle şey. Bana onun için geç söylemişler. Mal mülk istediler. Verdim. Ne istedilerse verdim. Çocuk benimdi sonuçta. Doğunca bana verin dedim onlara. Sonra daha bir gün aklı başında olmayan Huriye ortadan kayboldu. Ailesi de bilmiyordu. Nerededir, ne yapar. Ve dua ediyordu anası kızına. Yıllar sonra güzellik yarışmasına katılmış. O zaman bildim onu. Gittim yanına. Kabul etmedi beni. Bir kızı vardı ama küçüktü. Benim çocuğum olamazdı. Zor da olsa ulaştım. Öldü senin çocuğun dedi bana. Sonra da bugün gazetelerdeki haberler. Bir dostum bilir bunca şeyi sadece. O haber verdi derken adam ağlıyordu. Ece gözündeki yaşı sildi ağlayan adam sözünü bitirdiğinde. Gözleri gözlerine takılı kaldı bir süre. İkisi de konuşmadı. Ben sizin günahınız mıyım derken sesinin titremesine engel olamadı kız. Hayır, asla. Günah o geceydi, sen değil. Sen benim evladım, ciğerparemsin derken adam kıza yalvarıyordu adeta. Nereden bileyim? Ece diyerek kapıyı Meryem açtı aniden. Pardon, misafirin olduğunu bilmiyordum. Sen ağlıyor musun diyerek odaya girdi dönecekken. Neler oluyor? Meryem, canım tanıştırayım. Hayalşan'ın hayatını mahvettiği insanlardan biri Cahit Ateş. Anlamadım derken Meryem kekeliyordu. Otursana canım, aradığımız adam olduğunu söylüyor. Ben beklemiyordum derken Meryem şaşkınlık içindeydi. Ben de dedi Ece, bugün yaşadıklarına inanamıyordu. Cahit Bey, nerelisiniz? Manisalıyım. Doğru yoldan gidilmiş dedi Meryem. Anlamadım dedi adam. Ece izninle canım, ben Ömer'i çağıracağım diyerek kalktı Meryem. Kapıyı açıp sekretere Ömer'i Ece'nin odasına çağırmasını talimatını verdi. Sonrasında oturdu tekrar. Kusura bakmayın çok şaşkınız dedi Meryem. Bu sabahtan beri o kadar şaşkınım ki sizi anlıyorum. Beni arıyor muydunuz diye sordu Cahit Bey. Evet, yeni öğrendik yaşadığınızı. Onu söyledi. Evet, Ömer açık kapıdan girince merhaba derken soran gözlerle baktı kızlara. Ömer abi, aradığımız adam olduğunu iddia ediyor Cahit Bey. Baban mı? Evet beyefendi.
Nereden buldunuz Ece'yi? Gazetelerde yazıyordu bugün. Bu sabaha kadar ölü biliyordum. Anladım. Peki DNA testi yapmak ister misiniz diye sordu Ömer. Ece benim kızım. Kızımın kopyası. Ama emin olsun isterim. Hemen yaptırabiliriz. Bu hastane sizin diye biliyorum dediğinde Ömer kardeşini aradı. Özgür, mikrobiyoloji hekimi kan almak üzere Ece'nin odasına gelsin ve sen de gel. Kayınpederin olduğunu söyleyen biri var burada. Özgür yanında doktor arkadaşı ve bir mikrobiyoloji teknisyeniyle geldi. Özgür doktora bahsettiği için hazırlıktaydılar. Yanaktan doku alalım diye düşündüm dedi doktor. Daha çabuk sonuç alırız. Birkaç saate elimizde olur sonuç. Ayrıca kan alarak da bu işin yasal... Yasal olarak işleme gerek yok dedi Ece. Siz yanaktan alın yeterli. Sadece gerçeği bilelim. O senin fikrin. Siz kan da alın dedi Cahit Bey. Tartışmaya mahal vermeyecek bir tonda konuşuyordu. Evet siz kan da alın diye adamı onayladı Özgür. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Sen istemiyorsun dedi adam Ece'nin gözlerinin içine bakarak. Benim ise alacağım birilerinden o kadar çok ki. Cahit Bey haklı. Kandal'ın Sami. Son noktayı koyan Ömer oldu. Görevli işini titizlikle yapmaya başladığında herkes sessizce izliyordu. İşler uzun sürmedi. Özgür en fazla 3 saat sonra elimizde olacak sonuç ama kan için biraz bekleyeceğiz dedi doktor. Sami, bu yanaktan aldığın doku ve kan arasında sonuç sıkıntısı var mı? Hayır yok. Sadece yasalar kan alınmıyorsa diğerlerini kabul etmiyor. Teşekkürler. Burada bekliyor olacağız. Doktor ve yanındaki teknisyen dışarı çıktığında ben nasıl Ece'yi bulduğunuzu merak ediyorum dedi Özgür. Aynen ben de dedi Ömer. Beklerken dinlesek mi? Adam tekrar anlatmaya başladı neler olduğunu. Hayalşan denilen kadına büyük bir öfke duyuyordu. Bittiğinde gerçekten ilginç bir hikaye dedi Ömer. Biz sizin yaşadığınızı Ece ve Özgür'ün nişanının olduğu akşam öğrendik. Yani yaklaşık bir ay önce. Nasıl yani? Sizin Huriye, bizim Hayalşan dediğimiz kadın beni hep reddetti. Ama Özgür gibi biriyle nişanlanma haberim onun annelik duygularını ayağa kaldırdı. Ve nasıl olduysa beni bırakıp gittiği ailenin beni çaldığını söyledi. Bugün buraya gelmeden ona gittim dedi adam. Herkes adama yöneltti tekrar ilgisini. Bana da seni çaldıklarını, bu sebeple bana söylemediğini söyledi. Ama anlattıklarında yalan dolan doluydu. Aileniz, onlar biliyor mu Ece'yi? Meryem bunu merak etmişti. Huriye ile o olay olunca sadece eşim bildi. Utançla anlattım ona. Vefat ettiğinde bana karşı gönlü yaralı gitse de Huriye hamile dediğimde o bakamaz bana getir demişti. Ha sakın anasından alacaktı diye düşünmeyin. Huriye de gelsin demişti. Evden ben gidecektim. Sonra kayboldu karnında bebekle. Sonra da öldü olarak bildik. Eşimle ikimizin arasında sır olarak kaldı. Ama bu sabah haberi okuyunca oğluma anlattım. Eğer kızım yaşıyorsa ailemin bunu mutlaka bilmesi gerekiyordu. Anası onu anlatmış, şaşırmadı. Beni sorumsuzlukla suçladı bunca yıl aramamakla. Oysa o kadını ne kadar aradığımı bilmiyor elbette. Neyse, uzun sürecek suçlaması. Oğlum da benimle geldi ama buraya gelmeye cesaret edemedi. Kimdir, nedir, ne değildir dedi. Çok zengin adamla evleniyor, bunca zaman sonra malıma, mülküme gelmişler demesinler dedi. Böylece adamı dinliyorlardı. Sizlerin malı mülkü benim için inanın zerre kadar önemli değil. Tek derdim bu kız benim evladım dedi Özgür'e bakarak. Sizi biz de arıyorduk. Manisa arayacağımız yerlerden biriydi hatta. Çünkü Manisalıyım demiş Tuğrul amcalara. Seni büyüten insanlar mı diye sordu Ece'ye. Bana analık babalık yapan insanlar. Anladım dedi adam. Allah onlardan razı olsun diye dua etti. Onlarla tanışmak da isterim. Ellerini öpeceğim her ikisinin de. Oğlunuzu da çağırsanız dedi Ece. Ne sevinir diyerek adam oğlunu çağırdı Ece'nin odasına. Yakında bir kafe var, oraya gidecekti. Kalbim dayanmaz diye endişeliydi ama ilaçlarımı aldım. Ece'ye baktı. Gelince göreceksin. Hüseyin'e ne çok benziyorsun.
Hayal Hanım'a benziyor aslında, dedi Meryem. Adam dikkatle baktı kıza. Andırıyor. Hüseyin'i görün. Şu dudağının belirsiz kıvrımı aynı abisi, derken hayran hayran baktı kızına. Ruhu güzel bu kızın. Huriye tam bir şeytan. Benzemez ona bu. Çok geçmeden oğlu geldiğinde hepsi hak verdi. Ece'nin annesinden çok abisine benzediğine. Saat çabuk geçti. Test sonucu ellerine geldiğinde doktor girdi odaya. Kime veriyor sonucu? Ben alayım Sami, diyerek elini uzattı Ömer. Sonucu aldı eline. İzninizle, kan testi birkaç güne çıkacak, diyerek doktor odadan çıktı. Teşekkür ederiz doktor bey, dedi Ömer. Zarfı açalım hemen isterseniz. Siz bilirsiniz. Derken adam kendinden çok emindi. Oğlu uzanıp babasının elini tuttuğunda Ece gözündeki yaşı sildi. Özgür uzanıp kızın elini avucunun içine aldı. %90 gen uyumu var. Hastanede doğumhanenin önünde beklemek bir başka bir şeydi. Aile ilk defa Saliha'nın doğumunu beklerken yaşıyordu bunu. Saliha'nın doğum sancıları başladığında Hakan arabayı bile kullanmamıştı. Taksiyle gelmişlerdi hastaneye. Saliha içeride doğum yaparken aile de dışarıda doğuruyordu. 9 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçmişti. O kadar çok yaşanmıştı ki bebek annesinin karnında dışarı çıkmaya başlamadan önce. Ece babasını bulmuştu mesela. Annesi olan kadın türlü engellemelere rağmen Kurban Bayramı'nın 4. günü evlerinin bahçesinde pandemi kurallarına uygun bir düğün evlenmişti özgür adamla. Pandemi ne dünyayı ne de dünya pandemiyi terk etmemişti. Kabe hala yalnızdı mesela. Şule ülkeye geri dönmüştü mesela. Ama ne dönüş. İlk işi Meryem'e tuzak kurmak olmuştu ama tuzağı başına yıkılmıştı. Bu arada Meryem ve Ece okuldan mezun olmuş, yüksek lisansa başlamışlardı. Güldane istediği gibi Türkiye'nin en iyi tıp fakültesine girmeye hak kazanmıştı. Ailenin başarılı kızlarından biri olduğunu ispat etmişti. Pandemi. Sadık baba zor dönemler geçirmişti ama sağlıklı ve ailesinin başındaydı şimdi. Gül anne, adamım dediği adamı hastane odasında asla yalnız bırakmamıştı. Gülüm olmuştu adamın ilk cümlesi. Ece evliliğinin 2. ayında hamile olduğunu öğrenmişti. Saliha'nın hamilelik haberinden sonra bu gelen bebek haberi tüm aileyi mutlu etmişti. Şu an bebek 2 aylıktı. Doğumhanenin kapısı açılınca herkes ilgisini doktora yöneltti. Kucağında bir bebek vardı. Doğdu mu diyen Hakan oldu. Evet Hakan, diyerek bebeği uzattı doktor. Bu çok yaramaz bir adam, haberiniz olsun. Ya Meryem, artık biz de bebek yapsak mı? Bence de yapalım artık, dedi yeğeninin yüzüne hayran hayran bakarken. Ya şuna bak ya, ne kadar harika bir şey bu. Saliha doğum yapalı 3 ay olmuştu artık. Bence de. Ya bu zamana kadar neden yapmadık biz bundan? Nasip, dedi kız. Doktora gidip muayene olalım. Uygundur. Doğum kontrol yapmadıkları halde Meryem hamile kalamamıştı. Ama nasip işi bu. O kadar yoğun günler geçirdik ki, dedi kız. Önce tatil yapalım mı biraz? Olmaz. Ben yeğenimden ayrılamam, dedi Meryem. Hey, oğlumun yanında ne konuşuyorsunuz siz? Saliha ikisinin konuşmalarını duymuştu. Şu adamdan biz de yapalım diyorduk, dedi Ömer. Ay, bunu konuşmak için oğlumun yanını mı buldunuz? Ne kadar ayıp. Nedenmiş o? Kuzeni olsun istedik biz. Gidin evinizde konuşun. Allah Allah. Oğlumun aklını karıştırmayın. Kapı çalınınca, hah, oğlumun da babası geldi, diyerek Saliha yanlarından koşarak ayrıldı. Ece, Özgür. Biz Adem'i görmeye geldik, dediler birazdan. Ne bu ya? Hakan gelene kadar evde oldu, diye sitem etti şakayla. Kapı çalındı, Hakan diye gitti. Meryem ve Ömer abi. Kapı çalındı. Biz. Evet siz. Çekil de girelim içeri. Yeğenimizi özledik biz. Saliha yana çekilince eve girdiler. Nerede o? Odasında mı? Evet, diye seslendi arkalarından. Bebeğin doğumu herkese ilaç gibi gelmişti.
İki ailenin de oyuncağıydı Adem. Saliha'nın babası bile kaç kere torununu görmeye gelmişti. Önceden mutlaka haber veriyordu adam. Kızına verdiği sözü hep tutmuştu. Kızı ve damadı dedenin kaldığı otele ziyarete gidiyorlardı. Ama torun en çok Osman dedesinin kucağını seviyordu annesi gibi. Adamı gördüğünde kimsenin kucağında kalmıyordu. Dedenin kucağı onun huzurlu beşiğiydi. Sen de böyleydin diyordu annesi. Ben her şeyinle ilgilenirdim ama baba kucağına aldığında sen en mutlu bebek olurdun. Oğlu da annesine benzemişti. Babasını asla bilmediği kucakta babasının yerine yatıyordu. Kapı tekrar çaldığında Osman baba, Zekiye anne ve nihayet Hakan gelmişti. Adem önce babasının kucağına gitmiş ama dedeyi görünce hemen dedeye uzatmıştı minik ellerini. Osman baba büyük bir sevinçle almıştı torununu kucağına. ''Baba ya biz buradayken gelmezsen ablamlara!'' diye sitem etti Meryem. ''Bize sevdirmiyor beyefendi kendini'' dediğinde Osman baba kahkaha attı. ''Kuzum o beğen değer mi paşam?'' diyerek torununa sarıldı. Meryem abisine baktı. ''Abi!'' Babası ile oğluna bakan Hakan hemen yanındaki kardeşine çevirdi bakışlarını. ''O senin yerine de babamın kollarının tadını alıyor sanıyorum'' dediğinde abisi kardeşini kolunun altına aldı. ''Galiba.'' ''Biliyor musun, biz ablamla kavga ederdik babama sarılma konusunda.'' ''Babaya sarılmak ne hiçbir zaman bilmedim ben. İyi ki sizler bildiniz.'' derken kardeşinin tepesinden öptü. ''Çok şükür.'' Önder dedenin vefatından sonra bir kere ailecek çiftliğe gelmişlerdi. Ondan sonra da ne ayakları gitmişti, ne zamanları olmuştu oraya gitmeye. Çalışma hayatına biraz mola verince akıllarına çiftlik gelmişti Meryem ve Ömer'in. Çiftliğin emektarı oraya bakıyordu. Sorun olduğunda ise Ömer'i arayıp bilgilendiriyordu Ayhan Kahya. Çiftliğe yaklaştıklarında kocasının elini tuttu Meryem. ''Senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum.'' dedi usunca. ''Aslında zor değil de gittiğimde dedem yok. Onu geçen sefer kabul ettim ama oraya her gidişimde eksikliğini hissetmesem de beni doğuran kadın geliyor aklıma. Dedem öldükten sonra onunla miras davaları hala devam ediyor. Hiç şansı yok aslında. Sinek mundar değil ama mide bulandırır misali. Onunla ilgili ne varsa midemi bulandırıyor.'' ''Biliyorum.'' dedi kadın. ''Çocuklarının ise davranışı beni iyice öfkelendiriyor. Dedem ölür ölmez bana cephe aldılar. Hele Rita, geçen bana telefon edip hırsız demez mi?'' dediğinde çok şaşırdı Meryem. ''Ne zaman? Benim neden haberim yok bundan?'' ''Söylemeye değer bulmadım güzelim. Sadece insanların nasıl bu kadar değiştiğini de anlamıyorum. Her seferinde suratıma tokat gibi çarpıyor ama. Çiftlik sende, onlar burayı istiyor.'' ''Burası benim. Dedem burayı bana verdi. Onlara vermeye de hiç niyetim yok. Dedem onları mağdur etmedi. Onlara miras verdi, çok akıllı adamdı. Parayı bankadan göndermiş. Dava dosyasında var. Ayrıca kızına da yüklü miktarda para göndermiş ve miras hakkı diye de not yazdırmış. O da bu para oğlumdan kalan hisselerin satış bedeliydi diyor. Minareyi çalan kılıfı hazırlar. Dedem de o kılıfları hazırlamış. Avukat her şeyi hallediyor dediğinde çiftlik evinin önünde arabasını park etti. Ne dersin, evi bakımdan geçirelim mi? Meryem şöyle bir baktı. Aslında orijinalliğini bozdurmadan olabilir. İsmail'i arayalım. Biz buradayken gelsin bir çalışma yapsın. İyi olur diyerek araçtan çıktılar. Ayhan Kahya ve eşi yanlarına geldiklerinde hoş geldiniz dediler ikisi de. Ömer bu çiftliği çok seviyordu. Yıllardır dedesinin emektarıydılar onlar. Büyük evin hemen yanında kalmışlardı yıllarca. Dede rahatsızlanınca büyük eve taşınmışlardı. Çocukları okuyup şirkette çalışmaya başlasalar da onlar burada yaşamaya devam etmişlerdi. Yanlarına yardımcı olması için de genç bir karı koca alıp eski kaldıkları küçük eve yerleştirmişlerdi. ''Nasılsınız abi?'' ''Yetimiz be Ömer Bey'im. Önder Bey'im gitti gideli yetimiz. Alışamadık.'' ''Abi kaç yıl oldu onunlaydınız?'' ''Ben diyeyim 40, sen de 50. Beni sokakta yaralı bulup hastanede tedavi ettirdiğinde henüz 17'deydim.'' İyileştirdi, iş verdi, asker etti, sonra da evlendirdi. Çocuklarıma dede oldu, onları da okuttu. Ona rast gelmeseydi kim bilir şimdi ne haldeydik diye ekledi Süheyla.
Sizler iyi insanlarsınız dedi Meryem. Dedeme rast gelmişsiniz dedi eve girerken. Abi bir iç mimar çağıracağım buraya. Aslına uygun dekora etsin. Ona yardımcı olursunuz zaten. Bu hafta gelmesini de söyleyeceğim. Bir hafta beraberiz artık. Ne iyi olacak bize de. Atlar bile sevinecek dedi Ayhan Kahya. Atımız nasıl diye sordu bu arada Meryem. Huysuzlar bugünlerde ihmal edildiklerini onlar da anladı. Ömer gülümsedi. Artık sık geliriz. Hafta sonları kaçarız diye düşünüyoruz. Annemle babam da dünürleriyle yazı burada geçirmek istiyorlar. Ne iyi olur diyen Süheyla oldu. Gül Hanım da dünürleri de iyi insanlar. Biz biraz dinlenelim. Akşam yemekte sohbet ederiz dedi Ömer. Odamız hazır değil mi Süheyla abla? Hazır hazır. Siz çıkın bavullarınızı İsmail getirir diyerek kadın dışarı çıktı. Odalarına girdiklerinde hatırlıyor musun? Burada kollarımda masum masum yattığın günleri. Unutmadım ki hiç diyerek kocasına sarıldı genç kadın. Biliyor musun? Bazen ne kadar sabırlıymışım diye düşünüyorum. Kollarımda yattın ve ben sana sadece sarıldım. O gecelerde gizlice odanın kapısını açıp koynuna girerdim. Yine girsene dedi karısının gözlerine bakarak. Girerim eminim. Kolların beni sarmayı bekleyecekti o günlerdeki gibi. Ömer kaşlarını çattı. Hayır, o günlerdeki gibi değil bekleyişim. Görelim bakalım nasılmış derken gülümsüyordu Meryem. 5 gün olmuştu çiftliğe geleli. Buraya insanın alışması kolay oluyordu. Sabah hayvanların sesleriyle uyanmak, ezanın yatak odasının içine okunuyor gibi olması Meryem'in en sevdiği şeylerdi. Ama gideceklerdi geriye. Şehrin koşuşturması içine gireceklerdi. Namazdan sonra uykusu kaçmıştı, o da bahçeye çıkmıştı. Güneşin doğuşu bu bahçede inanılmaz güzel oluyordu. Kendisine yaptığı çay bitince almak için yerinden kalkıp mutfağa girdi. Tam çaydanlığı koyarken Ömer'in öksürdüğünü duydu. Geldiğini haber veriyordu belli ki. Bana da bir bardak çay koysan diyorum o güzel ellerinden diyen kocasına baktı yan yan. Elbette koyarım. Neden kalktın ki? Yatakta sen olmayınca. Demek o yatakta ben uykunu getiriyorum. Bazen de açıyorsun. Şşt, insanlar var. Sen başlattın gülüm derken karısı beline sarıldı. Çay koyması bitince. Hep sana mutfakta bir şeyler hazırlarken sarılma isteğim var. Ne? Diyerek döndü kocasının kollarında. Sen mutfakta bir şeyler hazırlarken o kadar iştah açıcı oluyorsun ki. Şaka değil mi? Hayır diyerek karısını öptü. Hemen çıkalım. Yoksa fena yakalanacağız Süheyla ablaya diyerek kocasından uzaklaştı. Çayları eline aldı. Hadi. Manzara harika. Kaçırmayalım. Beraber dışarı çıktılar. Verandaya oturdular. Güneş yavaş yavaş görünmeye başlamıştı artık. Sessizce çaylarını yudumladılar. Ömer'in resim çektiğini görünce gülümseyerek adama baktı. Güneş doğarken harika görünüyordun, dayanamadım. Karısına daha çok yaklaştı, kolunun altına aldı kadını. Ben de neden benden uzakta oturdun anlamamıştım. Alındın da biraz. Evet, dediğinde adam karısının alnından öptü. Doğan güneşin ışıklarıyla seni görmek istedim. Değdi mi? Evet, bayılacaksın fotoğraflara. Adam çayını içmeye devam etti. Neden uyumadın? Bilmem. Biraz düşündü kız. Burada insana azıcık uyku yetiyor. Sabah uyuyunca sanki gün kaçıyor gibi. Beni de çağırsaydın keşke. Kıyamadım sana. Adamın göğsüne koydu başını. Keşke hep burada yaşasaydık. Ama biz şehirde olmalıyız. Binlerce insan bizim iş yerimizden yemek yiyor. Aynen öyle. Ama evimiz de aşağı yukarı böyle sayılır. Kocaman bahçemiz var. Var ama burası gibi değil. Kocasının yüzüne baktı. Mesela hayvan kokusu yok orada. Anlamadım. Sen hayvan kokusu mu istiyorsun? İstermişim. Biz hep köyde yaşadık. Tatillerimiz oradaydı. Yani lisedeyken. Hafta sonu olsun da eve gidelim diye sabırsızlıkla beklerdik. Cuma akşamı okul çıkışı ablamla koşa koşa giderdik köye giden arabaya. Sabah hayvan sesiyle uyanmayı ancak yaşayan bilir. Dünyanın en eşsiz melodisidir. Evimiz hep koyun kokardı biliyor musun? Eşsiz bir kokudur o, horoz sesi. Sabah uykunun en bam telinde
Hadi ne uyursun kalk artık der. Kalkarız. Annem o dünyanın en lezzetli tereyağı ile kendi tavuklarının folluğundan aldığı yumurtalarla tavada yumurta yapar. Mis gibi çörek fırından yeni çıkmış ha. En az bir haftalık. Sofrada belki zeytin olur. Zeytin zengin yemeği. Bazen alırdı babam severiz diye. Ama peynir. Peynir ve yoğurt taş gibi. Annemin o güzel lezzetli ellerle yaptığı pekmez. Bahçeden yazsa mis gibi domates. Çay da olurdu ha. Çökeleği unutuyordum az daha. Ve kardeş atışması, itişmesi. Annem durun der kızar bize. Babamsa her zamanki gibi bizi izlerdi sessizce. O zaman anlamazdım galiba. Onun için izlenilmesi bir olay olduğunu. İzlerdi bize hep. Annemin Osman, sen de bir şeyler söyle şunlara ikazlarını duymadan. Kocası şiir gibi konuşan karısını dinliyordu. Meryem kocasının göğsünden başını kaldırdı, adamın yüzüne baktı. Siz de kavga eder miydiniz? Acı acı gülümsedi adam. Ederdik. Önder'le aramızda yaş farkı vardı biliyorsun ama Önder ile Özgür sürekli atışırdı. Sonra da benden hakemlik isterlerdi. Sen ne yapardın? Galiba küçük diye Özgür'ün tarafını tutardım. Önder kıskanırdı onu. O küçük derdim. Soframızda her şey olurdu ama sizinki gibi lezzetli olduğunu sanmıyorum. O sofranın lezzeti eşsizdi. Ama sizinle oturduğum sofralar da zaten sizinle eşsiz. Evin emektarları kahvaltıdan sonra çocuklarına gitmek üzere evden ayrıldığında bir süre verandada oturdular. Serpil çaylarını getirdi karı kocanın. Teşekkür ederim Serpil abla dedi Meryem. Sen yine aynı işlerine devam et olur mu? Ben ilgilenirim burayla. Olur mu Meryem Hanım? Olur olur. Dedim ya sana ben köy kızıyım diye alışkınım bu işlere. Sen inanmadın galiba inek bile sağabildiğime. Ömer gülümseyerek ikiliyi dinliyordu. Ömer inanmıyorlar bunlar benim köy kızı olduğuma. Geçen gün Serpil bana demez mi? Sen nasıl tiksinmiyor da ahıra giriyorsun. Benim babam çobandı ben de çobanlık yaptım dedim ama... Doğru Serpil. Ahırdan aldım ben bunu. Ah keşke ahırdan alaydın dedi kız. Şaka bir yana köy kızı Meryem. Ama inek sağar mı onu bilmem. Sağarım tabii. Anama da yardım ederdik biz. Köyde çocuklar erken büyür. Hani şehirde çocuk 18'inde bile çocuk oluyor ya. İşte köyde çocuk yok. İşe yaramalı doğan her insan. Mesela 3 yaşındaki bir çocuğa yeni doğan kardeşi verilir baksın diye. Sen biliyor musun köyü Serpil? Bilirim, bilmem mi? Ben de köyde yetiştim. Bak, Serpil bilir. Serpil, hiç oyun oynadın mı uzun kış geceleri hariç? Az, oynardık ama anam elinde sopa ile gelirdi. Kız ne diyiz ha burada, harman kalkacak daha diye. Derken gülümsedi kadın. Rahmetli oldu şimdi, Allah rahmet etsin. Allah razı olsun dedi kadın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.